Tarif Sokağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle tüm detayları ve püf noktalarıyla hazırladığım iki farklı kazandibi tarifimi paylaşmak istedim. İlk kazandibi tarifimi yalancı tavuk göğsüyle, ikincisini ise muhallebiyle hazırladım. İsterseniz hemen yalancı tavuk göğsü tatlısıyla hazırladığım kazandibi tarifine geçelim. Kazandibi yapmak için öncelikle 125 gram tereyağı tencereye alınır. Tereyağı aralıklarla karıştırılarak kısık ateşte eritilir. Tereyağı fazla kızmadan 1 su bardağı un eklenir. Unla yağ karışıp un topak topak olana kadar karıştırılır. Un toparlandığı zaman fazla kavurmanıza gerek yok. Unun kokusu çıkana kadar yaklaşık 1-2 dakika daha kavurmanız yeterli olacaktır. Ardından 1 litre süt azar azar 3 seferde eklenir. İlk eklenen süt unla iyice karışana kadar karıştırılır. Süt iyice karıştığı zaman kalan sütü de ekleyin ve çırpmaya devam edin. Daha sonra 1,5 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya da çırpılırken tatlıya eklenir. Kazandibinin en önemli püf noktalarından birisi de kullanacağınız yalancı tavuk göğsü tatlısının kıvamı. Yalancı tavuk göğsü tatlısının kıvamı ne çok koyu olmalı ne de cıvık olmalı. Soğuduğu zaman jöle gibi bir kıvama sahip olmalı. Tatlı koyulaşmaya başladığı zaman ocağın altını hafif kısın ve tatlı koyulaşıp göz göz olup muhallebi kıvamına gelene kadar aralıksız olarak çırpın. Muhallebi kıvamına gelen tatlı 1-2 dakika daha çırpılır. Sonrasında ocağın altı kapatılır ve tatlı ocaktan alınır. Ve kullanacağımız tepsi 1,5 yemek kaşığı tereyağıyla iyice ve bolca yağlanır. Bu adımda demir baklava tepsiniz varsa mutlaka kullanın. Yoksa tabanı düz fırın tepsisi ya da kaliteli bir borcam kullanın. Tabanı bolca yağlanan tepsinin üzerine kaşıkla 3 yemek kaşığı pudra şekeri azar azar orantılı şekilde serpilir. Pudra şekeriniz yoksa toz şekeri robottan çekip kullanabilirsiniz. Sıradaki adımda serptiğimiz pudra şekerinin yüzeyi kaşığın arkasıyla mümkün olduğunca düzeltilir. Son olarak tepsiye 2 yemek kaşığı toz şeker serpilir. Toz şekeri bu adımda olabildiğince orantılı olarak serpin. Zaten pudra şekeri serptik, toz şekere ne gerek var derseniz tatlının tabanının yanıklarında toz şekerin etkisini göreceksiniz. Pudra şekeri aşırı ince olduğundan yanıklar çok ince bir katmana sahip olacaktır. Bu katmanın biraz daha kalın orantılı olması için toz şeker mutlaka eklenir. Şekerini de eklediğimiz tepsi ocağa alınır. Ocağın büyük gözünde tepsinin yüzeyindeki şeker eriyene kadar tepsi hareket ettirilir. Bu adımda mutlaka şekeri hareket ettirerek eritin ve tepsinin tabanı gözükene kadar bu işlemi devam ettirin. Ardından tatlımız tepsinin üzerine gezdirilerek dökülür. Tatlıyı tepsiye dökmeden de mutlaka birkaç kez çırpın. Büyük ihtimalle kabuk bağlamış olacaktır. Bu adımda tatlıyı eklerken bir anda hepsini dökmeyin. Yarısından biraz fazlasını dökmeniz yeterli olacaktır. Bu sırada ocağın üstünde borcam kullanabilir miyim diyecekleri şunları söylemek isterim. Kullanacağınız borcam kaliteli olmalı ve ocağınızın büyük gözünün ateş dağıtıcısı olmalı. Zaten çoğu ocakta ateş dağıtıcı bulunmakta ve borcamda yapacağınız tatlının altını fazla açmayın. Veya başka bir tepsi kullanacaksanız tepsinizin tabanının düz olması yeterli. Tepsiye aldığımız tatlı birkaç dakika içinde göz göz olmaya başlayacaktır. Ocağın ateş dağıtıcısına göre tatlıyı hareket ettirin. İsterseniz dakika tutarak da bu adımları yapabilirsiniz. Yoksa tatlınızın bir kısmı yanmış, bir kısmı yanmamış olacaktır. Özellikle tepsinin kenarları daha geç yanacaktır. Kenarlarını ocağın tam altına getirerek yakmaya çalışın. Tatlının yanmış veya yanmamış olduğunu spatula ile takip edebilirsiniz. Kullanacağınız spatulayı da mümkünse fazla tepsiye değdirmemeye çalışın. Spatulayı eritebilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika sonra tencerede kalan tatlı da tepsiye dağıtılarak dökülür. Tatlının tamamını tepsiye dökmeyerek daha çabuk yanmasını sağlarsınız. Kalan tatlıyı da ekledikten sonra spatulayla tatlıyı tepsiye eşit şekilde dağıtın. Bir tarafının fazla olması tatlıyı servis ederken çevirememenize neden olur. Kenarı daha geç yanacağından kontrol ederek yakın. Ve tepsiyi hareket ettirirken mutlaka bir bez veya eldiven kullanın. Elinizi yakabilirsiniz. Ve tüm kenarlarını da iyice yaktığımız tatlı 2 saat oda sıcaklığında 1 saatte buzdolabında soğutulur. Bulunduğunuz yer sıcaksa tatlıyı buzdolabında daha uzun dinlendirebilirsiniz. Soğumuş tatlımı ben 4'e böldüm. Ve tatlımın öncelikle kenarlarını kazıdım.
Plastik bir hamur keseceğiyle yavaşça tatlımı tepsiden kazıyarak çıkardım. Tepsinizin boyutuna ve elde etmek istediğiniz dilimlerin şekline göre tatlıyı istediğiniz parçalara kesin. Sıradaki kızandibi tarifimi de muhallebiyle hazırladım. İsterseniz hemen bu nefis ve aşırı güzel katlanan tarife geçelim. Kızandibi tatlımız için bir tencereye 1,5 litre sütü, 1 çay bardağı unu, yarım su bardağı nişastayı ve 1 paket şekerli vanilini koyup karıştırmaya başlıyoruz. Un, nişasta, vanilin karıştıktan sonra 2 su bardağı toz şekeri de ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Karışımı mutlaka aralıksız olarak karıştırmalısınız ki topaklanmasın. Koyulaşıp muhallebi kıvamına gelip göz göz olana kadar karıştırın. Tatlımızın altını kapatıp 1 yemek kaşığı tereyağını da ekliyoruz. Tereyağı tatlının içinde eriyene kadar karıştırıyoruz. Bu adımda tepsiye sadece 3 yemek kaşığı pudra şekeri ekledim. İsterseniz bir önceki tarifte kullanmış olduğum gibi 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 2 yemek kaşığı toz şeker ölçüsüne de uyabilirsiniz. Bu adımda da muhallebi tepsiyi eşitçe dağıtmak adına bir kepçe kullanabilirsiniz. Tepsiyi hareket ettirerek her tarafındaki tereyağının eriyip tatlıyı kaynatmasını sağlıyoruz. Bu işlemi yaparken elinizi yakmamaya dikkat edin. Kaynayan tatlının üstüne tencerede kalan tüm muhallebiyi de döküp tepsinin her tarafına dağıtıyoruz. Biz bu işlemde silikon spatula kullandık. Siz de kullanacaksanız spatulayı tepsiye değdirmeden kullanmanızı öneririz. Eklediğimiz muhallebi de kaynayıp tepsinin yanlarında yanıklar olmaya başlayınca tatlının ortasını hafifçe açıp dibindeki yanıkların oluşumuna kadar tepsiyi ocak üzerinde hareket ettirerek pişiriyoruz. Göz göz olan yanıkları gördükten sonra 10 dakika daha pişiriyoruz. Ateşin hızına göre değişebilir. Orta ateşte pişirmenizi öneririz. Tatlı piştikten sonra en az 3 saat dinlendirilmeli ve soğumalı. Yoksa tatlıyı çeviremezsiniz. Daha önce evde kazandibi yapmadıysanız tarifimi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Her iki tariften istediğinizi seçerek rahatça evde kazandibi hazırlayabilirsiniz. Tariflerimi beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.